Bir arkadaşımız Buse Gençtürk Ankara'da, yanında bir konuğu da var. Sözü şimdi oraya bırakalım. Evet Erkan, İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından gözler zorunlu deprem sigortasına çevrildi. Doğal Afetler Sigorta Kurumu ve deprem sigortası hakkında merak edilenleri sigorta ajandesi Yavuz Çelik ile konuşacağız. Hoş geldiniz Sizler Yavuz hoş Bey. Geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. İlk sorum, öncelikle şunu sormak istiyorum. Zorunlu deprem sigortası nedir, neden yapılmalı? Zorunlu deprem sigortası 1999 yılındaki Marmara deprem felaketinden sonra yaşanılan maddi kayıpları en aza indirmek amacıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu 2000 yılında oluşturuldu. Ve bu kurum tüzel kişiliğe sahip resmi bir kurumdur. Bu tüm deprem sigortası ile alakalı bütün veriler, bilgi havuzları vesaire tamamı DAS kurum tarafından muhafaza edilmekte. Buradaki amaç şu: depremi önleme şansınız yok tabii ki bu tür girişimlerle. Buradaki amaç, 99 depreminde biz bunu yaşadık ve hissettik. Bütün insanlar hissetti bunu. Ciddi maddi kayıplar meydana geldi. Buradaki maddi kayıpları karşılayabilmek. Zorunlu deprem sigortası bu amaçla üretildi. Buradaki amaç o. Bu zorunlu deprem sigortasını ikametgah tarzındaki tüm evlerin yaptırması gerekiyor. Örneğin şu an sizin geldiğiniz binamız, burada bir ikametgah yok. Tamamı iş yeridir. İş yerlerinde zorunlu deprem sigortası yaptırmak mecburiyeti yok, bulunmamakta. Artı belediye sınırlarının dışındaki yerlerde de, örneğin köy yerlerinde, meralarda vesaire, buradaki yapılarda da deprem sigorta mecburiyeti yok. Çünkü bunlar, buralar tamamen belediyelerin kontrolü dışında olan yerler. O yüzden buralarla alakalı deprem sigortası istenmiyor. Şimdi ülkemizi DAS kurum zaten bilimsel anlamda da böyle 5 bölgeye ayırmış deprem bölgeleri açısından. 1. dereceden 5. dereceye kadar. Hatta bu haritayı incelediğimizde Türkiye'nin, Anadolu'nun çok az bir kesmini bu Karaman dolaylarında 5. derece deprem bölgesi olarak gözlemliyoruz. Orada deprem riski yok. Bunun dışında diğer bölgeler işte 2'den başlayıp 5. derece deprem bölgesine kadar sınıflandırılmış ve buralarda her bölge için alınan bu primler de, bu poliçeyle alakalı alınan primler de farklı. Hepsi farklılık arz ediyor. Peki apartman ve konutlarda DASK'ın kapsamına giren alanlar hangileri? Birincisi konutun kendisi. İkincisi bu ortak duvarlar diyelim. Yani apartmanın ortak alanlarına ayrılan o ortak duvarlar diyelim. Buralar kapsama giriyor. Asansörler kapsama giriyor. Merdivenler kapsama giriyor ve temeller kapsama giriyor. Bunların tamamı zorunlu deprem sigortasının kapsamı içerisinde. Zorunlu deprem sigortası yaptırırken neler gerekli? Vatandaşlar yanlarından nelerini alsın? Öncelikle sahibin TC kimlik numarası gerekli, adres gerekli, binanın yaşı önemli, burada belirleyici faktör. İkincisi binanın kaç katlı olduğu, bu gerekli bir bilgi. Bir diğer bilgi de bizim sigortasını yapacağımız daire binanın kaçıncı katındadır. Bunlar gerekli olan bilgiler. Tabii ki bir de yüz ölçümü gerekli. Buradaki fiyatlandırma da şöyle yapılmakta. Doğal Afet Sigortaları Kurumu bunu belirlemiş. Bir binaya, bir meskene 215 bin liraya kadar teminat verebiliyorsunuz. Bunun üzerine teminat verilemiyor. Ve her bir metrekaresi bir meskenin 1020 lira kabul ediyor metrekaresi. Bunun üzerinden bir zarar, bir hasar oluştuğu zaman bunun üzerinden kişilere ödeme yapılıyor, hak sahiplerine. Bu rakamlar üzerinde ödeme yapılmakta. Bunun üzerinde daha fazla teminat almak isteniyor ise o zaman zorunlu deprem sigortası ilave olaraktan insanların özel sigortalarını yaptırmaları gerekiyor. Ve bu zorunlu deprem sigortaları sadece binaya gelen, evin kendisi, duvarlarına vesaire gelen zararlar kapsayan bir sigorta poliçesi. Burada eşyaya herhangi bir teminat verilmiyor. Artı sadece deprem ve ana sebebi deprem olan yangın, infilak, yer kayması gibi teminatları karşılıyor bu poliçe. Bunun dışında karşıladığı başka bir teminat yok zaten. Depremden hemen sonra deprem sigortası yaptırılabilir mi? Yaptırılabilir, ancak orada tek koşul var. Binanın hasarsız olması gerekiyor. Hasarsız olması koşuluyla tabii ki deprem sigortası depremden sonra da yaptırılabiliyor. Bu en son yaşanan İstanbul'daki bu Silivri açıklarındaki 5.8 büyük depremden sonra, bu da zaten DAS kurumun açıkladığı resmi rakamlar, 2000 civarında bir hasar talebinde bulunmuş kuruma karşı. Yani bu 5.8 deprem dahi işte Tekirdağ, İstanbul,
işte o bölgedeki şehirlerde bir takım hasarlara yol açtı. Sigortada nasıl prim belirleniyor peki? Bu Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından ve Hazine Bakanlığı onayıyla belirleniyor. 7 Eylül 2019 tarihinden itibaren metre karesi 1020 liradan sigorta ediliyor. Örneğin bir konut 100 metre kare ise oraya verecek teminat yaklaşık 100 bin liradır. 100 bin liraya kadar sigortalanıyor ve primler de o evin ait olduğu deprem bölgesine göre belirleniyor. Yani birinci derece deprem bölgesindeki bir konutun primi ile beşinci derece deprem bölgesindeki konutun prim arasında oldukça fark var. Oldukça farklı bunlar. Yani mesela Ankara için örnek vereyim. Ankara'da 100 metrekarelik bir dairenin deprem sigorta primi 55 lira civarında tutmakta. Ancak bu rakam İstanbul olduğu zaman 200 lira kadar çıkmakta. Veya Bursa bölgesinde oranın deprem riski biraz daha yüksek. Oralardaki primler daha da yüksek. Bu şekilde belirleniyor. Ya bu tamamen kurum tarafından belirleniyor. Zorunlu deprem sigortası vatandaşın tüm hasarını karşılar mı? Sadece binaya gelen hasarı karşılar. Sadece duvarlara, temele ve o binanın mütemim cüzi dediğimiz ayrılmaz parçasına gelen zararları karşılar. Bunun dışında eşyaya vesaire bunlara karşı herhangi bir teminat vermiyor poliçe. Sadece depremle ilgili. Zaten bir insan, ya ben Doğal Afet Sigorta Kurumu düzenli poliçeden yaptırmayacağım, kendi isteğimle özel bir sigorta yaptıracağım dediği zaman öncelikle zorunlu deprem sigortası olması şart. Özel sigorta dediğimizde sadece bu Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun verdiği teminatın üzerinde kısmına karşı bir teminat satın alabiliyor. Yani 100 bin lira, 120 bin liradır öyle göstermek istiyor evin değerini. Ve 100 bin liralık teminatı mutlaka ki Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan almalı. Geriye kalan 20 liralık teminatı özel sigorta yaptırarak edilebilir. Bir de burada şöyle bir ayrım var. Yani 215 bin liraya kadar burada teminat kapsamına alınıyor evler. Ama benim evim 400 bin lira veya çok daha yüksek değerli diye düşünebilir insanlar. Buradaki amaç şu, binanın inşaat maliyeti üzerinden hesaplanıyor bu teminatlar. Bir bina yıkıldığı zaman oranın arsasına bir şey olmaz. Böyle kabul ediliyor. Sadece işte oranın yeniden inşası için ne kadarlık bir işçilik sarf etmek gerekiyor, ne kadarlık çimento, ne kadarlık tuğla sarf etmek gerekiyor. Bu hesaplanmış orta halli bir konutun metrekaresinin 1020 lira olduğu tespit edilmiş inşaat maliyetinin ve hep bu değerler üzerinden sigorta yapılıyor. Yani buradaki ana mantık bu. Sigortada indirim uygulanabilir mi peki? Uygulanabiliyor. Burada devamlılık arz etmesi gerekiyor poliçenin. Bir, ikinci ve üçüncü yıllara kadar yani kişi sürekli yaptırırsa %10'luk bir indirim kazanıyor. Üçüncü yıldan sonra yenileme indirim diyoruz biz buna. %20 indirim alıyor. Bir de bunun dışında bir apartman yönetimi bütün daireleri toplu olarak sigortasını yaptırırsa bir de toplu indirim uygulanıyor poliçeler %10 civarında. DASK Türkiye'de çok şiddetli bir deprem olursa bütün maliyeti karşılayabilecek bir yapıda mı? Değil tabii ki. Yani bir de zarar gören bölgenin yeri de çok önemli. Şimdi bir Marmara bölgesinde şiddetli bir deprem olduğu zaman olmasın tabii ki arzu etmiyoruz bunu. Olduğu zaman oradaki meydana gelen maddi kayıp ile işte ülkemizin doğu tarafındaki bir bölgede olan depremde meydana gelen maddi kayıplar arasında çok farklılıklar var. Çünkü daha fazla, bina sıklığı daha fazla ve meskenlerin yararlı alan daha fazla Marmara bölgesinde. Ama ülkemizin doğusuna doğru gittiğimizde oradaki yerleşim sıklığı daha az. O yüzden oralardaki maddi kayıp tabii ki daha az olacaktır. Bu şekilde. Vatandaşlara son olarak bir uyarınız var mıdır? Sigortası mutlaka yaptırılmalı. Yani yıllık ödediğiniz primi böyle günlüğe böldüğünüz zaman bunun karşılığını verecekleri rakam, ödeyecekleri prim çok yüksek değil. Yine Ankara için örnek vereyim. Yani bir konutun yaklaşık 55-60 lira civarında primi tutuyor. Ankara'da bir konutun zorunlu deprem sigorta primi. Bunlar çok düşük maliyetler. Bir de şu var, depremden görülse artık devlet yardımı alamıyorlar. Zaten bu amaçla üretildi. Bir havuz oluşturulmuş. Bu havuzda primler toplanıyor. Kim zarar görürse havuzdan gördüğü zararın maddi karşılığını alıyor. Onun için mutlaka yaptırmalılar. Bunun dışında abone olabilir. Bir doğalgaz veya tapuda bir işlem yaptırmak istiyorlar. Oradaki hakim zorunlu deprem sigortası sorgulanıyor ilgili kurumlar tarafından yaptırmak
sorular. Maddi kayıplarını karşılayabilmek amacıyla da mutlaka yaptırmalılar. Çünkü ödenen prim çok yüksek değil. Kesinlikle yüksek değil. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Erkan, Yavuz Kentesi sigortası hakkında konuştuk. Sözü ister bırakıyoruz. Konu sigortacı Yavuz Çelik'ti. Zorunlu deprem sigortasının önemini konuştular, değerlendirdiler. Bu bağlantıyla gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. 16'da gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.